Günaydınlar. Ben düştüm yollara. Gidiyoruz kan tahlili. O kendime de ilaç yazdıracağım. Ağrı kesici. Onu da kartını aldım yanıma. Dedim rica ederiz. Yazarlar. Bulgaristan'dan alıyorduk ya. Burada maalesef her şey reçeteyle arkadaşlar. Şu havamız nasıl güzel, nasıl güzel. Burada da bir tane Ortodoks kilise var. Sularımız. Rosman açtı mı acaba? Dönüşte sonra annemin işte ağrı kesicisini yazarlarsa eczaneye gideceğim. Rosman'a da gitme ihtimalim var. Mişom'un şekerleri ve tatlıları bitmiş. Ay kimseler yok. Tabii herkes işte. Bakar mısınız? Benden başka kimse yok. Gideyim. Vereyim kanımı da. Sonra rahat rahat kahve içebileceğim. Hiçbir şey yeme içme dediler ya. Sadece su içiyorum. Kasten kalkmadım arkadaşlar. Yattım yatakta yattım. Dedim kalksam ne yapacaksın kahve içemediğin zaman. Böyle uzattım. Oh, geldik. Mağazalar da kapalı ya. Butikler falan. Çok mu erken? Çok erken değil arkadaşlar. Saat 9 oluyor. İşimi bitirdim. Gidiyorum eve arkadaşlar. Kanımı verdim. Tüp tüp kanımı aldılar. Oh. Bugün biraz daha iyiyim. Ama o güçsüz halsizlik devam ediyor. Sebebini bilmiyorum. Doktor beni gördü. Şok oldu. Burada hemşireler değil de doktorlar kanı alıyor. Anneme de gitmişken ilacını yazdırdım. O da çok geç oldu diye beklemedi beni. Dedim sen git eve. Ben geleceğim. Artık kağıt reçete de kalmamış. Ben bu doktora gelmeyeli neredeyse bir yıl olacak. Son Ağustos ayında gelmiştim galiba. Ortopedim izinli diye. İşte neydi o? Raporu uzatsın diye. Son o zaman gelmiştim. Öyle. Eve gidince anlatırım detaylı detaylı. Oh. Şimdi kenardan. Ha, nasıl güzel havamız. Hani hep yağmur yağacaktı. Bilemiyorlar. Ama annem dediyse toprağı geniş. O yağmur nereye düşecek belli değil kızım. Ama telefonda bizim kasabayı gösteriyor. Şöyle girdik dar sokaklara. Kaldırımlara. Gidelim anneme. Annemin çiçeklerine bakar mısın? Ne oldu Maykon? Kendine yapıyordun. Biraz da böyle insan gelecek. İnsanlar da görsün değil mi? Aldım sana ilacını. Oh Mayko. Ne yapacaksın şimdi biliyor musun? Hemen bir kahve. Hemen ama. Evet. Sabahtan beri kahvesiz. Ah sen de su içtim. Şu diklofenak. Bak bizim o Bulgaristan'da olandan sordum Mayko. Gösterdim kadına. Şunu verdi. Şunu bir denesin dedi. O firma söyledi. Diclofenac Duo. Firma. Öyle. Bunlar da Mişom'un tatlıları. Baksana. Hadi bakalım. Suyum, şişem. Kahve orada. Kahve orada. İçeri oturmayalım mı? Ha, tamam. Hadi bakalım. Hadi içeri oturalım. Gene bir şey bakıyor annem. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ne bakıyorsun? İsimleri de çok acayip. Rüzgarlı Tepe bakıyormuş. Ay biz annemle kahve içelim. Geleceğim yanınıza. Ne oldu? Hadi gelirim. Annem un kurabiyesi yapmış. Elimiz boş gitmek olmaz. Mayko sen bunu hiç denedin fırında. Değil. Pişireyim. Aferin. Aferin bana. Ona göre çok güzel olmuş. Bir kapağı olsun. Ama öyle kapaklı da var. Alırız bir gün. Yok ben lazımdır. Bana bir şey deme çünkü bul diye alıvereceğim sana. Ismalama gibi oluyor. Ya. Teşekkür yani. Ederiz. Bu şimdi şekerli mi? Olayım. Pudralı. Pudra şeker. Hadi bak. Ama şeker var içinde yani. Var. Hem de Allah'ına. Hadi gideyiz. E o zaman iyi mi yeriz şekeri? Yiyoruz. Ne olacak? Hadi Mayko. Görüşürüz. Ha, bir de aşağıdan çekin bakalım gözükeyim. Çiçekleri Maykon'un. Ha?
Hani bakalım. Ay çok güzel gözüküyorsun Mayko. Ben mi gözüküyorum? Sen çok güzel gözüküyorsun. Evet. Çok. Eve geldim. Kendime hemen kahvaltı hazırlıyorum. Saat 11 oldu ama börek yapacağım kendime arkadaşlar. Yulaflı. Keten tohumu koydum içine. Sonra çörek otununu doldurdum. Maydanoz, yeşil soğan, kapya biber. Ha bir de taze butusuz peynirden almıştım ya. Frischkäse. Tam neydi bilmiyorum Türkçesi. Lor peynir galiba. Böyle tuzsuz bildiğiniz peynir. Burada da kaşarım var. Bir de kaşar rendeleyeceğim. Bir güzel fırında yapacağım bu sefer. Börek gibi bir şey. Yulafı birazcık böyle yumuşattım. Sütte. Onu çektim. Bir kaşık yoğurt koydum. Karbonat. Tuz. Aa yumurta koymadım. Bir de bir yumurta kıracağım şimdi. Ve kaşarı tamamdır. İki yumurta da kırabilirim. Proteinimiz olsun. İki yumurta kırdım. Ve bir sürü kaşar. Kaşarı boca edelim. Bende ölçü yok biliyorsunuz. Böyle göz kararı. Çok akışkan olmayan bir hamur haline getireceğiz. Şöyle erferin tavasında pişireceğim. Biraz hamurum fazla oldu galiba. Misyo bir aç daha var burada. Kuzum yedin ya. Yedin. Bunu ayırıyoruz. Bu kadarı yeter. Hadi bakalım gitsin fırına. Ve yemeğimiz pişerken bir merhaba diyeyim yüz yüze. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Hangi saatte izliyorsunuz? Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. İki kelam edelim dedik. Puffy gel kızım. Puffy. Baba bak burada ne var. Oh ben iyiyim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Geçmiş olsun dilekleriniz için. İyiyim. Bugün biraz daha iyiyim. Ama dün tüm gün sürdü. Kan tahlili yaptım. Oradaki belgede işte hangisine baktırmak istiyorsun diye var ya. Sağlık sigortasından hariç onun ödedikleri o şekeri kan şekerini işte açlık şekeri falan bir şey kolesterol vardı orada bir sürü onları bilmiyorum onların diğer taraflarında böyle her şeye baktırıyoruz komple kan tahlili gel kızım bak burada kim var Meyço burada aa kızım kim bu o benim kızımın en sevdiği oyuncağı hadi bakalım öyle arkadaşlar iyiyim. Şimdi yemeğimi yiyeyim daha iyi olacağım gibi geliyor. Dün 5 kere yedim. Kanıtlamak için yemek yediğimi aile ehalisine, ev ehalisine nasıl denir? Bayağı yedim. Kan şekerim düşmüş sandım. Çikolata yedim. Yok düzelmedi. Demek kan şekerim değil. Ama sabah tansiyonum düşük çıktı. Bir daha tansiyonumu ölçtüler. Sonra neydi o? Dün unuttum o sersemlikte. İşte semptomlar ne denince hani ne hissettim falan böyle bir soğuk ter falan boşalmıştı. Öyle hissettim yani üşüdüm sonra kendime geldiğimde böyle soğuk bir ter vardı. Hemen bana şey yaptılar. Neydi o? Kardiyogram. Kalbe bakıyorlar ya atışlarına. Kalp krizimi geçiriyorum falan diye. Ay kalp krizi öyle mi geçirilir? Ben ne bileyim ekmeğin üzerine tereyağı sürerken kalp krizi geçirilebilir mi? Büyük ihtimal geçirilebilir. Madem bakıyorlar. Ama hep böyle alışığız ya. Ne bileyim kötü bir haber aldığında kalp krizi geçirirsin. İşte ani bir şey duyduğunda, gördüğünde falan endişeden ya da stresten ya da üzüntüden. O yüzden böyle bir tuhaf geldi ama hiçbir şeyim yok. Kalp krizi geçirmemiş ki.
tansiyon dediğim gibi biraz düşük çıktı ama hiçbir şey yememiştim. Kahve de içmemiştim kadına dedim. Ne kadar dedi? 110 dedi. 110 ile 70 mi falan dedi kadın. Dedim iyi, bir şey yok. Yani kahvemi içeyim kendime gelirim. Sabah dedim kaç saat oldu ben uyanalı. Bir de yattım, bir de kalkmıyorum. Biliyorum ya şimdi doktora gideceğim, kahve de içemiyorum. Niye kalkayım? Yattım böyle, bir daha uyudum. Bir daha uyandım, bir daha uyudum. Hep saatimi bekledim. Saat 8 olmasını bekledim. Oh, şimdi bir güzel böreğimizi götürelim. Çay da yaptım. Çay da koydum. Yanında çayla. Bol kaşarlı, bol peynirli. Ama tabii ki yulaf. Yani. Yok dün biraz abarttım ya. Yedim şimdi. Hadi açlıktan değil. Ben biliyorum da. Nasıl diyeyim? Etraftakiler rahat olsun diye yiyorum. Ama vücudum tolere etmiyor arkadaşlar. Kendimi kötü hissediyorum. Şimdi bugün yiyeceğiz bunu. Saat 12'yi pişer. Sonra saat 4'te bir daha yiyeceğiz. Geç kaldım. Ne yapayım? Bir doktorda bekle. Orada işte kan tahlil sonuçları oydu buydu. Konuş. Sonra eczaneye gittim. İşte anneme de ilaç hazırdım. Eczaneye gittim. Annemle de muhabbet ettik. Anca. Anca. Zaten acıkmıyorum sabahları. İyi oldu. Biraz ertelemiş olduk. Yemeği biraz ertelemiş olduk. Öyle sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakayım? Umarım iyisinizdir. Bana yazmışsınız, okudum. Şu an için okudum. Her birinin doktorunda otururken ama internet yok. Sadece gelenleri, o ana kadar gelenleri okuyabiliyorum. Offline olduğum için. Kan tahlili doğru şey çıkarsa, iyi çıkarsa vertigo olabilir. Benim o aklıma geldi. Ablamda vardı böyle. Ama nasıl denir o? Orta kulak mı? Hitaplar. Böyle dengeni koruyamıyorsun. Yanlış olmasın. Orta kulak hitaplanması. O da olabilir. Eşimle akşam konuştuk dedim kulaktan. Ama ağrıyor ki kulaklarımda falan. Ama doktorla onu da değerlendireceğiz. Yarına çıkmayabilir sonuçlar. Biraz geç oldu. Çok insan vardı. Pazartesi. Mutlaka dedi. Pazartesi saat 18'e kadarız. Ben de bak bir şey aklıma geldi saat 8'den 16'ya kadar. Biz de 18'e kadar açığız dedi. Gel dedi. Dedim kötü bir şey olunca arıyorsunuz değil mi dedim. Yo dedi. Hadi dedim niye haber vermiyorsunuz yani. Bir bakayım. Hani böyle böyle bu böyle çıktı. Yok çok acil bir şey olursa dedi. Artık panik halinde gidiyorsun o zaman ararız dedi. Sen gel dedi. Bir de doktorla konuşmam gerekiyor. Doktorun yanına girmem gerekiyor tahlil sonuçlarından sonra. Ama her şey yolundaysa çünkü orada şey hemşireler söylüyor zaten sorun yok diye. Ne bileyim. Bakacağız rakam olarak sorun yoksa doktorun yanına girmeyeyim. Sevmiyorum doktorları. Sevmiyorum derken yani boşuna zaman kaybı. Ya işte orada her şey güzel çıkarsa niye konuşacağız? Şey diyebilirim. Orada her şey güzel çıkarsa sizlerin tavsiyesi doğrultusunda işte bana bir tane şey beni kulak, burun, boğazcıya yönlendirin. İşte o kağıdı alayım, übevizyon alayım değil mi? Bir de o baksın. O da değilse artık anlık bir şey olabilir. Herkesin hayatında böyle şeyler olabilir. O anda bir şey oldu. Dengeler bozuldu. Kahvemin içinde nasıl kendime geldim. Sabah böyle uyuşuk uyuşuk. Ay, iç suyu, iç suyu. Suyu da seviyoruz da gel aşkım. Gel, gelsin. Gel benim kızım. Ay, ay, ay nasıl geliyor hemen. Hemen geliyor. Güzel kızım benim. Merhaba de ablalara, abilere. Merhaba de. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Pufi. 3 yıldır şu annemin yanında çok mutluyum de. Çok şanslıyım de. Çok seviliyorum de. Çok şımarıyorum. Hiç söz dinlemiyorum. Yaygara. Güzel kuzum benim. Güzel kuzum benim. Neredeymiş o? Hadi. Gidin oynayın. Bakayım böreğime. Attım kendimi dışarı. Evet annem dedi 12'de yağmur yağacak. Sen bakma havanın güzelliğine. Kapadı. 12'ye geliyor. Kapadı. Ama güzel. Havamız güzel bakın. Ay. Bununla duruyor. Bitti. Hayda. Bu da bitti gitti. Senin de bir iki kere son ne zaman söyledim ben size söyledim. Son Ağustos ayında gitmişim doktora. Ne yapacaksın doktorda sorunlu olmanınca değil mi? Böyle arada bir gelin diyorlar. Yok gelmeyeceğim.
sorunum yok. Sorun olunca gideriz. Aslında çok kötü bir şey. İşte düşünce falan. Yatağa düşünce doktor arıyoruz ya, o zamana kadar gitmek gerekiyor. Neyse. Her gittiğimde aşı yapıyorlar da gitmiyorum artık. Her gittiğimde yakalıyor beni, aşı yapıyor. İşte hangi aşı olursa olsun, grip aşısı olsun, korona aşısı olsun, artık kaç kere aşılandık bilmiyorum. O yüzden gitmiyorum, hiç görünmüyorum doktorun yanında. Bir şey gerekiyorsa raporu önden alıp o resepsiyondan eve. Öyle ama ne yapayım? Aşılarını bizlere kakalıyorlar. Böreğim tamamdır. Biraz sıcağı gitsin diye bekledim. Şöyle. İçi yumuşacık. Şu kenarları böyle kıtır kıtır olur ya. Çok severim. İçi yumuşak oluyor. Şöyle iki parça yeter. Bunu da öğleden sonra. Hadi bana afiyet olsun. Çayım da burada. Ve bahçe zamanı. Hadi bakalım. Hadi Pufi. Gidelim bahçemize. Bahçeye gelince hiç hasta olmuyoruz. Hemen iyileşiyoruz. Değil mi kuzum? Havamız da maşallah. Yani yağacaktı, yağmadı. Yağmadı. Yine kandırdılar bizi. Çok güzel. Hem serin, tam sevdiğim bir hava. Hiç öyle sıcak yok, güneş yok. Bu saatten sonra da bir, yani saat 5:30. Değil mi? Güneş olmaz. Ama iyi. Gidelim şimdi. Turumuzu attık. Şu an bahçeye gidiş yolundayız. Bahçede de bir soluklandık mı, birer kahve içtik mi hiçbir şeyimiz kalmaz. Değil mi kuzular? Bahçemize ulaştık. Kahveler de yapıldı. Şimdi Leylişim'le oturacağız. Kahve içeceğiz arkadaşlar. Gelirken anneme uğradım. Ona bir tane bitter çikolata. Bu %85 kakaolu götürdüm. Onu kurab. Bu çakal Pufi. Bak şimdi insanlar. Çakal Pufi kom. Nein. Hayır. Çakal. Hey. Az önce birlikte geldik bu insanlarla. Ama bahçede kapalı olunca, yani arada bir avul olunca böyle yapıyorlar. Kuzum bizi koruyorlar. Ne diyordum? Annem un kurabiyesi yapmış ya. Kızım işe okula alacakmış yarın. Bir baktık Aliko yemiş. Hiç kurabiye murabiye kalmamış değil mi? Ah, of. Beni mahvediyor. Şu tırnakları kalın ya. Patileri de büyük. Tamam oğlum tamam. Ne diyordum? Zaten kafa çalışmıyor oğlum ya. Kızım da kakaolu istedi. Sonra aklıma geldi o çikolata. Anneme götürdüm siparişi. Şeker götürdüm. 2 kilo. 2 tane un. Yani 2 kilo da un götürmüş oldum. Tereyağı falan. Dedim un kurabiyesi yap. Bir de çikolata erit de içine koyaymışın. Sipariş tereyağdan. Yarın okula gidecekmiş onlarla. Götürecekmiş. Çok beğendiler. Ben de yedim. Bana da uzatıyor kasten. Şimdi diyor sen hala diyette misin? Dedim hayır. Olur mu öyle şey? Verin yiyeyim. Çok şekerli. Ama güzel. Güzel ağzında eriyor böyle. Çok güzel dağılıyor. Adı üstünde un kurabiyesi. Evet bir gün, bugün de hiçbir şey yapmadan geçti. Malum benimkiler evdeydi. Eşim, oğlum, kızım. Ama yarın yalnızım. Yarın bomba gibi geliyoruz. Evi silip süpüreceğiz inşallah. Bugün dün yapamadıklarımın acısını çıkaracağım. Ama yavaş yavaş. Böyle yavaş çekim bir filmde oynuyormuşum gibi geliyor arkadaşlar. Böyle çok ani hareketler yapmamam gerekiyor galiba. O yüzden böyle yavaş çekimde hayata devam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. Hoşça kalın. Bu burada, bu burada.